Merhaba dostlar. Ne yazık ki uzun zamandan beri yoğun bir dönem geçirdim arkadaşlar. Hem iş konusunda hem bazı eğitimlerim konusunda vesile sizlere ulaşmakta problem yaşadım. Şimdi ise kapatmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca sizlerle bir araya gelip yeri geldiği zaman yüz yüze, yeri geldiği zaman canlı yayında sosyal medya üzerinden sizlere ulaşıp gerekli kaldığımız yerden neler yapıyoruzu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kurumsal büyük şirketlerde güvenlik için neler yapıyoruzu biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii yani çok fazla atak vektörleri bulunuyor. Bu atak vektörlerine karşı da her birine bir defansif olma zorunluluğu var. Şimdi yeri geldiği zaman IPS kullanıyoruz, firewall kullanıyoruz, firewall üzerindeki application kontrolü kullanıyoruz, web filtrelemeyi kullanıyoruz, malware detection ve protection arkadaşlar. Tabii bir de firewall tarafı bitiyor. Firewall tarafından çok farklı daha yöntemler saldırı ataklarında bulunuyor. Özellikle WAF tarafı çok önemli. Web application firewall olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Web application firewall genellikle kurumsal büyük şirketlerin dünyaya anons ettikleri web sayfaları üzerinden ataklar oluyor. Burada bug bounty tarafı da çok önemli bir konu arkadaşlar. Şirketlere bunları kabul ettirmek biraz zor olabiliyor. Bug bounty yaptırırken üçüncü göz bir red team almanız gerekebilir. Şirket içerisinde kendi red team ekibiniz olabilir. Bu üçüncü göz dediğiniz yani bir farklı bir firmadan almış olduğunuz red team hizmeti de sizin kesinlikle sigortanız oluyor olmuş olacak. Yapabiliyorsanız bunları bu hizmetleri satın alın arkadaşlar. Çok büyük faydaları sağlanabiliyor. Yani visibility'yi ne kadar arttırırsanız sizin şirketinizdeki güvenliği o kadar arttırmış olursunuz. Büyük şirketler security tarafına inanılmaz büyük yatırımlar yapıyor. Hakeza biz de bunu yapıyoruz. Tabii yeri geldiği zaman hani Türkiye geneli olarak konuşuyorum. Ne gerek var biz bu kadar yatırım yapmaya buna ya da bunu neden ödemesini yapıyoruz? Neden bunu kullanmak zorundayız gibi sorular olabiliyor. Tabii bunu güzel bir şekilde yönetime sunmamız gerekebilir. Şimdi siber güvenliğin birçok alanı bulunuyor bildiğiniz üzere. Bir information security tarafı var. Yani bilgi güvenliği tarafı var. Bir network security tarafı var. Bir tarafta analistler var. Bir tarafta red teamler var. Purple teamler var. Yani her gün yeni bir şey eklenerek gidiyor. Çünkü kendi içinde de büyüyen bir departman bu. Ve departmanlar bazında da takımları birbirinden ayırma zorunluluğu olabiliyor. Çünkü bu takımları ayıramadığımız zaman genellikle gol yiyebiliyoruz. Çünkü mümkün olduğunca her takımın bildiği konu üzerinde yoğunlaşması yönetecek bir yöntemle ilerlememiz gerekiyor. Yani o kadar çok ürün var ki arkadaşlar. Security ile ilgili o kadar çok kullandığımız ürünler var ki. Yani her biri ayrı bir görünürlüğü artırıyor. Her birinin ayrı bir defansif özelliği bulunuyor. Dolayısıyla bunları da yönetecek tabii bir ekibe ihtiyacımız oluyor. Bu ekiplerin yönetimi de çok zor. Türkiye'de gerçekten çok zor arkadaşlar. İyi bir personel istiyorsanız iyi bir maaş vermek zorundayız. İyi bir personel de iyi bir maaş demek, iyi bir maaş demek gider olarak görülüyor ama yani bazen şey diyebiliyoruz mesela güvenlikte şunu yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Güvenlikte senede bir gün zaten biz 365 gün koruma sağlıyoruz ama bir gün koruma sağlayamazsak zaten o bir gün yüzünden 364 gün tamamen çöp olmuş oluyor arkadaşlar. Hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla güvenlikte 365 gün olacak şekilde ve 360 derece ile korumak zorundayız. 360 derece gözü olmak zorunluluğu var. Yani sizin mail gateway'iniz olsun, IPS'iniz olsun, firewall'ınız olsun, web application firewall olsun, XDR olsun, NDR olsun, EDR olsun. Yani bunların tamamının çoğunu hatta kullanma zorunluluğumuz var. Neden kullanıyoruz? Çünkü her bir atak vektörünün farklı bir atağı metodu olduğundan dolayı yeri geldiği zaman bunları konsolide edecek bir mekanizma sağlayıp SOAR gibi bir yöntemle orchestration'a dönüştürmek gerekebilir. Çünkü size sızmak isteyen kişiler genellikle bu sızmalarda kendi kullanıcılarınız oluyor. Çünkü onlar VPN yaptığı zaman belli kaynaklara erişebilir duruma geliyorlar. Bu kaynaklar üzerinden de yapılacak ataklar da sizin gözünüzden kaçabiliyor. Dolayısıyla 360 dereceyle güvenliği sağlamak çok önemli. Bir de tabii pozitif ve negatif security dediğimiz olaylar var. Burada negatif security aslında birçok ürün negatif security. Burada pozitif security içerisinde sandbox gibi çözümler olabiliyor. Yani onu real time olarak tarayıp size sonucunu, çıktısını verebiliyor. Bu tür çalışmalarında muhakkak şirket içerisindeki network'ün tamamında olmasıyla beraber artık birçok ürün client based dediğimiz uygulamayla artık kullanıcıların makinalara ya da sunuculara da indirebiliyor. Bunların sandbox yöntemini yönetmenizi sağlayabiliyor. Şimdi tabii işin bir de yeni bir versiyonu var. Cloud tarafı arkadaşlar. Yani
benim için cloud ve on-prem çok farklı olmuyor arkadaşlar. Çünkü sizin on-prem olarak kullandığınız birçok ürünü cloud'da da kullanmak zorundasınız. Şimdi bazı şirketler evet hem Türkiye için hizmet veriyor. Bazı şirketler ise hem Türkiye hem de uluslararası camialarda hizmet veriyor. Dolayısıyla Türkiye on-prem ürünler kullanıyorken KVKK kapsamında tamamen dışarı çıkamadığından dolayı bazı kurallar gereği yapacağımız bütün çalışmalar cloud based olacağı için orada tamamen yeni bir dünyaymış gibi lanse ediyor. Oradaki network'ün çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani cloud based'de network doğru olmazsa potansiyel olarak hackerlar tarafından hacklenme ihtimali çok yüksek olur. Çünkü yine orada bizim kendi network'ümüzü bir public olarak anons ettiğimiz yani dünyaya anons ettiğimiz DMZ sunucularımızın olduğu bir alan. Bir de tamamen inside yani transporter overlay zone dediğimiz iç taraftaki trafiğin bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Cloud da yani şimdi burası cloud ama her şeyde tabii açık verilemiyor. Yani aynı şekilde sizin DB'yi sizin kendi API'larınızdan ya da web erişimlerinizden ayırmanız gerekiyor. Farklı bir alana koymanız gerekiyor. Ve bunu yine kontrollü bir şekilde yine access management'larla yapmanız gerekiyor. Araya bir firewall koyarak ya da farklı yöntemler kullanarak oraya direkt erişim verdirtmemeniz gerekiyor. Bu tür çalışmalar yine aynı şekilde nasıl on-prem'de yapılıyorsa cloud'da da arkadaşlar yine aynı şekilde yapılıyor. Eğer bir regülasyona maruzsanız özellikle PCI DSS gibi ya ISO 27001 ama var. ISO 27001 bana daha çok şu şekilde geliyor. Elinde ne var? Bu var. Tamam. Bunu nasıl sağlıyorsun? Böyle yapıyorum diyorsun. Ama PCI'da sen bunu yapmak zorundasın. Biraz daha katı olduğu için sen bunu yapmak zorundasın. Sana yön veriyor. Seni yönlendiriyor. Dolayısıyla PCI DSS'e uyumlu olma durumu da söz konusu burada. Eğer PCI DSS ki PCI 3DS var. PCI'nin farklı sertifikalandırmaları da var bir sürü. Bunların hepsini tek tek buna uyarlamak zorundayız. Hem on-prem olarak hem cloud based olarak. Haliyle benim için on-prem neyse cloud'da o. Sadece cloud'daki yönetim siz veri merkezi işletmiyorsunuz. Yani gidip bir firewall montajını yaptırtayım. İşte bunlar cluster birbirinde çalışsın. Beni ilgilendirmiyor artık orası. Tamamen cloud bana bu hizmeti sunmak zorunda. Tabi burada zonlar da çok önemli. Yani siz belli bölgelerde kurmak zorundasınız. High availability, sustainability dediğimiz yani sürdürülebilirliği sağlamak zorundayız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Mesela Amerika'da iki tane lokal seçtiniz kendinize. Bunların bir tanesi Virginia, bir tanesi işte San Francisco, AWS üzerinde bulunan cloudları birbirine çapraz bağlantılar aktif çalışacak bir yöntem uygulamanız gerekiyor. Ya da maliyetlerinizi hiç arttırmak istemiyorsanız yine bir zon içerisinde aktif çalışacak bir yöntem uygulamak zorundasınız. Tabi bunlar hep birer maliyet. Yani çok ciddi maliyetler dönüyor bunun içerisinde. Zaten kazanan şirket bu tür şeylere yatırım yapar. Yani büyük şirketler de yatırım yapıyor. Yani yapmak zorunda. Şimdi burada bunun içerisinde işte neler yaptığımızı anlatmaya gelirse arkadaşlar. On-prem'de belki yaptığımızın çoğunu cloud'da da yapıyoruz ama cloud biraz daha farklı olabiliyor. Yani oradaki hizmetler daha da arttırılmaya başlandı. Çünkü artık kimse şey yapmak istemiyor. On-prem ürün satmak istemiyor. Ya gideyim ben bunu kurayım da işte araya bir distribütör koyayım. Araya bilmem işte pazarlığını yapayım. Ekip kurayım. Teknik desteğini vereyim. Bunlar tamamen aradan çıkarılıyor arkadaşlar. Artık cloud based gidiyorsunuz. Marketplace'ine, sepetinize ürünü koyuyorsunuz. Sonra gerekli konfigürasyonlarınızı yapıp kullanmaya başlıyorsunuz. Bug'ınız varsa oradan almış olduğunuz işte hizmet sözleşmenize göre case'inizi açıp hizmetinizi alıyorsunuz. Arkadaşlar. İşte bu tür durumlar da oluşmaya başlayınca bizim artık data center'cılık çok bir önemi kalmıyor. Geliyoruz şimdi büyük şirketlerin kendi altyapısından neler kullanıyor arkadaşlar. Velhasıl kelam IPS cihazlarımızı kullanıyoruz. Burada IPS'teki işte şimdi hala IDS deniliyor ama şu yanlış var arkadaşlar. Evet yani dokümantasyonlarda hep böyle bir IDS artık IDS diye bir şey kalmadı. Eskiden detection özelliği vardı sadece. IPS'in protect özelliği yok diyor. Şimdi tamamen zaten IPS bir kere kendisi detect etmeli ki protect edebilmeli. Dolayısıyla şu an mevcuttaki bütün IPS'ler IDS üzerine sahipler. Yani içinde mevcut barınıyor. Detect edip bunu protect ediyor. Bununla beraber application kontroller. Bir DNS security tarafı var arkadaşlar. Bir de DNS security biliyorsunuz bir kitap yazdım ama bu kitabı basma fırsatım olmadı. Ama paylaşacağım. Yani DNS'in hacklenme durumu çok basit olabiliyor. Yani sizi zehirleyebiliyorlar. Sizin DNS sunucularınızı zehirleyebiliyorlar. Bunlara atak yapılabiliyor. Bunun
bunları engelleyecek yöntemler var arkadaşlar. Dolayısıyla bunun içerisinde DNS security içerisinde sizin hizmet almış olduğunuz yerler çok önemli. Burada mesela Cisco'nun Umbrella hizmeti OpenDNS vardı eskiden hatırlarsanız. Bu OpenDNS Cisco Umbrella tarafından satın aldıktan sonra siz hiçbir sisteme kurulum yapmadan kullanıcılarınızın DNS'lerini oraya doğru sorgu ya da daha doğrusu kullanıcı değil de daha çok sunucu tarafındaki DNS sorgularınızı oraya doğru yönlendirerek güvenli bir şekilde cevap alacak, zehirlenmeye önleyecek mekanizmalar sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir de pandemiyle beraber artık uzaktan çalışma yöntemleri gerçekleşti arkadaşlar da biliyorsunuz. Bunların içerisinde kullanıcıların bilgisayarlarını korumak biraz zorlaştı. Hele bizim KVKK kapsamında işte cloud based bir şeyleri kullanamıyor olmamız büyük bir ciddi problem oluyor. On-prem kurmuş olduğunuz antivirüsün management ekranlarını kullanıcılar evinde oluşturmuş olduğu internetlerin üzerinden ulaşabilmesini sağlamak için ne yapıyoruz? Biz de kendi firewall'lar üzerimizden kullanıcıların erişebilecekleri NAT kurallarını yazmak zorunda kalıyoruz zaman zaman. Haliyle burada yazmış olduğumuz NAT kuralı da aslında bir tehdit oluyor bizim için. Yani biz ne kadar sistemimizi dünyaya açarsak o kadar riskimiz artıyor arkadaşlar. Burada third party firmalardan almış olduğumuz ürünler olduğu için şimdi orada küçük bir zafiyet sizin kendi şirket içerisindeki yazılım ekibinin yapmamış olduğu third party uygulamalar olduğu için haliyle bir zafiyeti çıktığı zaman bütün dünyada bunu kullanan kişiler etkilenmiş oluyor. Ama şirketin kendi özel yazmış olduğu yazılımlar olduğu zaman sizde bulunan bir açık sadece sizi etkiler. Haliyle her tarafıyla bakmak gerekiyor. Buradaki noktayı kaçırmamak lazım arkadaşlar. Şimdi kullanıcıları otomatize edebiliyorsunuz. Yani VPN ile şirket ağlarını alabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Diyelim ki siz bir kullanıcının makinesine kendi SSL VPN'inizi yapacak client uygulamalarını kurdunuz. Client uygulaması gidip eğer gateway'inin kendi cihazı olmadığını gördüğünde otomatik olarak VPN yapıyor. Multifaktör olarak sizin kullanıcılarınız bunları hissetmeden yapıyor ve bunu yaptıktan sonra da size bir factor authentication'ı da sağlamış oluyor. SMS attırıyor ve siz login oluyorsunuz. Sisteme dahil ediyorsunuz ilgili kişiyi. Gerçekten bu kişinin olup olmadığına dair. Bilgisayarlar da çalınabildiği için ya da telefonlar çalınabildiği için orada çalınan telefon üzerinden VPN yapıp kullanıcının erişmesi gereken yerlere gidip olmuş gibi davranabiliyor. O yüzden two factor authentication'lar çok değerli. Telefonlar özellikle bunun atılabiliyor olması, SMS atılabiliyor olması çok önemli. Şimdi haliyle kullanıcı internete gitmek istiyor ama şirket bilgisayarınız zarar görebilir. Haliyle siz kendi şirketinizden internete çıkıyormuş gibi bunu yönlendirebiliyorsunuz. SSL VPN eğer makinenizdeki kurallar gereği bakıyor, eğer kendi gateway yani şirket gateway değilse otomatik olarak SSL VPN'i alıyor. SSL VPN'den sonra da internet çıkıyor. İnternete çıkarken de sizin belirlemiş olduğunuz şirket kuralları URL profile'larınız devreye giriyor. İşte burada URL profile'larda şirket DNS'inin de forwarder'ları arkadaşlar Cisco Umbrella'ya doğru ya da farklı sizin kullanmak istiyor olacağınız ürünlere yönlendirebilirsiniz. Bu tür yöntemlerde bizi neyden korumuş oluyor arkadaşlar? Öncelikle kullanıcı bir hack sitesine ya da hacklenmiş bir sitenin nasıl söyleyeyim? Diyelim ki örnek veriyorum Samsung.com. Samsung.com ele geçirilmiş örnek veriyorum. Ele geçirilmiş olduğunu düşünün. Orada size anons edilen bazı uygulamalar oluyor. Yani size ransomware atak vektörlerini çalıştıracak olan hacker ne yapıyor? İlk önce sizin makinenize bir ransomware atağı yapıyor. Bu ataktan sonra gidip bir yerden execute download ediyor. Execute download ettikten sonra arkadaşlar burada sizin makinenizde bir script çalıştırıyor. Bu scriptte işte içerisinde bir sandbox yoksa koruyacak. Maalesef makinanız ele geçiriliyor. Tabii kullanıcının makinesi ele geçirmek biraz riskli. Evet ama bunun başka makinelere sıçrıyor olması ya da sunuculara sıçrıyor olması çok daha büyük bir tehlike bizim için. Ve bu özellikle kullanıcıların verisinin olduğu database'lere ulaşabiliyor olması gelmesini istediğimiz son nokta arkadaşlar. Çünkü artık ele geçirilen bir makine ransomware tarafından eğer de encrypt edilmişse bunu dekret etmeleri için sizden muhtemelen birkaç milyon dolar para isteyeceklerdir. Şirketin hacmine göre bunu fiyatlandırabiliyorlar ve o kadar büyük bir bilgiye sahipler ki hani hangi şirket ne kadar verebiliri sınırları zorluyorlar. Mesela gelip bir bankaya 10 milyon dolar isteyebiliyorken bir helvacıdan sadece 10 bin dolar isteyebilirler. Yani onlar için hedef kim olduğu önemli değil. Ben ne kadar koparırıma bakarlar ve size ona göre bir fiyat verirler. Bu değişmedi arkadaşlar. Dolayısıyla sizin şirketlerinizde
kendi korumalarını sağlarken 360 derece her yönüyle korumanız gerekiyor. Bunlar artık firewall'un çok da ötesine geçti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu tiki çok unutmamak gerekiyor. DDoS atakları genellikle atak yapılırken ne yapılıyor? Arka planda sistemlerinizdeki servisler sersemliyor. Sersemlenince oraya enjekte edecek olan backdoor'lar eklenebiliyor arkadaşlar. İşte DDoS'un en büyük etkileri bu. Bazen diyorlar ki ya ne olacak, bir 10 dakika down olalım, ne olmuş? Sadece down olmak bu değil yani servis. Arka planda enjekte ettikleri backdoor'lar olabiliyor arkadaşlar. Eğer onu başarırlarsa geçmiş olsun. Yani çok büyük zafiyetler veren şirketler olduğu zamanında artık akıllandılar. Muhtemelen bir daha yapmayacaklardır. Dolayısıyla DDoS'un birçok yöntemleri var. DDoS'un da bildiğim katıldığım kadarıyla bir 15'e yakın saldırı yöntemleri var. Yani birkaç senede bir bu gelişebiliyor ve değişebiliyor. Yani 12 ile ya da 15 ile sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda belki bu 20 şekilde olacak. Belki sizin hiç bilmediğiniz bir yöntem bulunacak ve bu cihazlarınız olduğu halde ve update'leriniz yoksa o cihazda bir bakmışsınız çok farklı bir yöntemle saldırı altında kalmış olabilirsiniz ve bunu çözmek de zor olabiliyor arkadaşlar ki bazen başımıza gelebiliyor. Bir bakıyorsunuz siz her şeyi tam yapmışsınız. Red limitleriniz süper, DNS security'niz tamam, her şey tüm. Bir bakmışsınız bambaşka bir yöntemle sizin bir zafiyetinizi bularak oraya enjekte etmeye çalışıyorlar. İşte bazen hani ben %100 güvendiğim asla yok, öyle bir şey olmamalı. %99'dur her zaman. Ben öyle görüyorum kendim için. Önemli olan ne yapmak arkadaşlar? Önemli olan güncel olmak, güncelde kalmak. Sistemleriniz için yatırım yapmaya devam etmek. Burada da tabii bir satış yapmıyoruz. Bir herhangi bir ürün de alın demiyoruz. Ama sizin kendi kullanmış olduğunuz uygulamalar neyse o uygulamaya özel güvenlik katmanları sağlamak zorundasınız. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu third party ürünlerinden bahsettim. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü sizin almış olduğunuz bu third party firmalardan mutlaka penetrasyon testi sonuçlarını da alın. Yani gidiyorsunuz bir uygulama satın alıyorsunuz değil mi? Bir paket program alıyorsunuz ve bunu internete açtın. Şimdi bunu bir kere mutlaka bir penetrasyon testi sonucunu da kişilerden isteyin. Bir zafiyet bulunmuş mu? Bulunmuşsa doğrulaması yapıp kapatılmış mı? Gibi çalışmaları da mutlaka ve mutlaka listelerinize ekleyin arkadaşlar. Bunlar hayat kurtaran noktalar. Yani bütün görünürlüklerinizi arttırın. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar canlı yayın yapabiliriz. Karşılıklı soru, bu belki Twitch olabilir, belki YouTube olabilir. Nasıl kullanıldığına bakarak, en uygun hangisi olduğuna bakarak sizleri ayrıca bilgilendiriyor olacağım sosyal medya üzerinden. Bir sonraki yine böyle podcast tadında bir video için görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.